Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu farklı bir etkinlikle taçlandırdı. Senin tarafı alayım. Evet. Sen bugün Şahinbey Belediye Başkanısın. Evet. Şahinbey için neler yapacaksın? Seni dinleyelim. Söz senin. Başkanım valla siz her şeyi yapmışsınız. Elinizden geleni, bize bir şey kalmamış. Eyvah. Yine de vardır yapacak bir şeyler. Sen düşünmüşsündür. Ya siz her şeyi yapmışsınız zaten. Elinizden gelen neyse hepsinden elinizden gelen daha güzelini yapmaya çalışmışsınız. Ama şimdi sen çocuksun ya. Çocukça daha güzel düşünebilirsin. Mesela şimdi sen belediye başkanı olsaydın çocuklar için neler yapardın? İlave park yaptırırdım. Park yapıyoruz zaten dediğin gibi. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Çay bahçeleri yaptırırdım. Çay bahçesi. Hı-hı. Başka kütüphaneler yaptırırdım böyle. Kütüphane olmayan köylere yaptırmaya çalışırdım. Hı-hı. Başka yani aklıma gelmeyen daha güzel şeyleri yaptırırdım. Ben de tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Çocukların daha iyi eğitim alması için şu an Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yaptık. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün 23 Nisan'a özel 10 bin metre kapalı alanı olan çocuklar için Türkiye'de ve belki de dünyada eşi benzer olmayan tüm oyuncakları bir araya toplayıp çocuklar için bir oyun merkezi yapacağımızın müjdesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle tüm çocuklara müjdelemek istiyoruz. Şu an çalışmalarına başladık. İnşallah çok kısa bir zamanda, belki bu yıl bitmeden çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Yerli İHA'lar, SİHA'lar da çok ileri noktaya taşındı. Bu da Bayraktar TV2'nin maketi. Bunu sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramı hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu bayram çocuklara özel bir bayram. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak 9 gün sürecek çocuk şenliği 8. defa düzenlemiş olduk ve çocuklarımız şu anda doyasıya hem eğleniyorlar hem de çocuk atölyelerimizde kendi kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Oyunlar oynayarak zekalarını geliştiriyorlar. Hem öğrenip hem eğlenmelerine yardımcı oluyoruz. Çocuklar için çok parklar yaptık, çok oyun alanları yaptık. Ama bugün müjdesini vereceğim, çocuklarımıza özel 10 bin metre kapalı alanı olan çocuk oyun ve eğitim alanı inşaatına çok yakında başlayacağız. Ve bu yıl sonuna kadar inşallah tamamlamayı planlıyoruz. İçerisinde çocuk atölyelerinin olduğu, aynı zamanda envai çeşit oyuncakların olduğu, çocukların doyasıya eğlenebildiği bir mekanı Gazi şehrimizin, Şahinbey'imizin çocuklarına inşallah armağan edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz yıl sonu, belki ama gelecek yıl 23 Nisan'a da eğer sarkarsa inşallah açılışını gerçekleştiririz. Böylelikle çocuklarımız daha neşeli, daha mutlu olacak, daha eğitimli olacak ve bir müjde de 2 hafta içerisinde Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu da hem gençlerimiz için hem çocuklarımız için, çünkü içinde çocuk bölümleri de var. Her yaşa hitap eden bölümler var. Yani amacımız Gaziantep'imizin, Şahinbey'imizin çocuklarını doğumdan ölüme kadar her alanda, her alanda destekleyerek gelişimlerini sağlayıp geleceğe emin adımlarla yürümek. Ben tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocukların gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan'da bana makam verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Bütün çocukların tekrar 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.